Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte son dönemde özellikle sosyal medyada sıkça dile getirilen bir söylentiyi tartışacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar, ülkemizde de artık elektrikli otomobiller hızla yaygınlaşmaya başladı. Bunun öncülerinden bir tanesi TOGGS'a, diğeri de Tesla diyebiliriz. Özellikle Tesla'nın Türkiye piyasasına girmesi ve otomobil miktarının artmasıyla birlikte, daha doğrusu stokların artmasıyla birlikte yollarda sıklıkla Tesla araçları görmeye başladığımızı söyleyebiliriz. Peki en önemli soru şu: bu otomobilin bataryası ne kadar paraya değişecek? Biliyorsunuz arkadaşlar, elektrikli otomobiller söz konusu olduğunda herkesin kafasında bu soru işareti var. Çünkü pek çok marka ürettiği elektrikli otomobilin pil ömrü için 8 senelik bir garanti süresi sunuyor. Peki 8 sene sonra ne olacak? Muhtemelen pil sağlığı %100'den %80'e, belki bir tık daha aşağısına düştüğünde otomobilin menzili iyiden iyiye kısalmış olacak. Halihazırda zaten elektrikli otomobillere baktığımızda öyle aman aman menziller sunmadıklarını biliyoruz. Yani piyasada olan otomobillerin ortalama menzili şu sıralar 500 ile 600 km arasında değişiyor. Fakat daha yaygın olarak 400 kilometre menzil sunan otomobillerin olduğunu görüyoruz. Bir de elektrikli otomobillerde şu var tabii: hava şartlarından çok fazla etkileniyorlar arkadaşlar. Özellikle havalar soğuk olduğunda otomobilin menzili büyük oranda azalmış oluyor. Bir de bunun yanına uzun yol eklediğiniz zaman, yani hızlı gidebileceğiniz bir yola çıktığınızda menzilin daha da düştüğünü görüyorsunuz. Buna yaz sıcakları eklediğimizde bu sefer klima açtığınızı düşünüyoruz. Klima açtığınızda da doğal olarak bataryadan azalıyor, bataryadan gidiyor. Çünkü içten yanmalı bir motor söz konusu değil. Bu durumda arkadaşlar menziliniz yine azalmış oluyor. Dolayısıyla ister istemez pil sağlığı düştüğünde bataryayı değiştirmek zorunlu bir davranış haline geliyor. Peki bunun masrafı ne kadar? Malum, elektrikli otomobillerin en büyük artısı yakıt giderinin çok 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 az olması olarak gösteriliyor. Gerçekten de baktığınız zaman evinizden şarj ettiğinizi varsaydığımızda benzin ya da dizel otomobile oranla elektrikli otomobillerin çok 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 daha az yaktığını söyleyebiliriz. Peki batarya değişimi ne olacak? Bataryayı değiştirdiğiniz zaman arkadaşlar aslında miktarın bir hayli dengelendiğini görüyoruz. Çünkü geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre ülkemizde hali hazırda satışta olan Model Y'nin, biliyorsunuz Tesla şu anda sadece Model Y'yi satıyor, önümüzdeki süreçte farklı Tesla modellerinin de ülkemizde yollara çıkması bekleniyor. Ama Model Y'nin şu anda batarya değişim ücreti arkadaşlar, sıkı durun söylüyorum, neredeyse yarım milyon. 490 bin TL. Bunun 390 bin TL'si arkadaşlar batarya, 100 bin lirası ise işçilik ücreti. İşçilik ücreti size de biraz abartı gelebilir, çünkü bana fazlasıyla abartı geldi. Yani sonuçta bir otomobil pert olsa, bu otomobili pertten tamamen düzeltirseniz yani 100 bin lira işçilik alırlar mı bilmiyorum. Burada Tesla'nın sadece batarya değişimi için 100 bin lira işçilik talep etmesi bana biraz absürt geldi arkadaşlar. Muhtemelen bunun üzerinde bir revize yapılabilir ya da ülkemizdeki elektrikli otomobil satan diğer firmalarda bu değişim ücreti biraz daha alt seviyelere indirilebilir. Tabii ki bir de şu var: Tesla 390 bin TL istemiş olabilir batarya için. Diğer markalar çok daha fazlasını isteyecek olabilir. Bunu da kestiremiyoruz şu anda. Biliyorsunuz tamamen bu bataryaların maliyetiyle alakalı bir durum. Tabii ki önümüzdeki süreçte muhtemelen batarya maliyetleri düşecektir. Atıyorum, şu anda batarya maliyeti 10x ise 8 sene sonra belki 5x olabilir. Dolayısıyla bu noktadan baktığımız zaman 8 sene sonra otomobilin bataryasını değiştirmek çok daha ucuza mal olabilir. Elbette bunu şimdiden kestirmek biraz güç. Özellikle Japonya'daki otomobil üreticilerinin elektrikli otomobil bataryaları tarafında önemli çalışmaları mevcut. Hatta eğer yanılmıyorsam Toyota'ydı. Önümüzdeki süreçte 1000 km menzile sahip, üstelik maliyet açısından da şimdiki kullandığımız bataryalardan yarı yarıya daha ucuz bir batarya üzerinde çalıştıklarını söylemişlerdi. Bu gerçekten elektrikli otomobil sektöründeki dengeleri değiştirebilecek bir unsur diyebiliriz. Ama günün sonunda baktığımızda bugün itibariyle açıklanan fiyatlar bir batarya değişiminin 490 bin Türk lirasına mal olduğunu bizlere gösteriyor. Elbette şu anda en kötü garanti veren bile arkadaşlar 5 yıllık bir garanti veriyor bataryasına. Dolayısıyla 8 sene içerisinde sizin batarya sağlığınız zaten %80'in altına düşerse bunu servis otomatikman değiştiriyor ve sizden de herhangi bir ücret talep etmiyor. Ama dediğim gibi 8 sene içerisinde bataryanızda herhangi bir kusur söz konusu olmazsa ve 8 sene sonra, atıyorum 9. senede ya da 10. senede batarya sağlığınız %80 civarlarına düşerse, menziliniz artık iyiden iyiye kısalırsa, mecburen
bataryanızı değiştirmek zorunda kalacaksınız arkadaşlar. Lakin bu noktada da bazı soru işaretleri mevcut. Acaba bu batarya teknolojisi bu şekilde kalır mı? Önümüzdeki süreçte yeni bataryalar çıkar mı? Şimdi elektrikli otomobil alsak acaba önümüzdeki süreçte çıkacak olan yeni bataryalar bizleri etkiler mi? O zaman eski batarya bulmakta zorlanır mıyız? Gibi bir sürü soru işareti mevcut arkadaşlar. Elbette yaşamada görmek çok mümkün değil. Ama şu da bir gerçek. Tesla şu ana kadar belki milyonlarca otomobil satmayı başarmış bir şirket. Dolayısıyla şimdiye kadar çıkan otomobillerini adamlar herhalde yarı yolda bırakmayacaklar. Dolayısıyla bunlara batarya desteğini sürdüreceklerdir. O noktada herhangi bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum ben. Lakin günün sonuna geldiğimizde batarya masrafını göz önüne alırsak aslında elektrikli otomobillerin benzinli ya da dizel otomobillere nazaran böyle çok da yakıt tarafında avantajlı olmadığını görüyoruz. Sonuçta tamam belki bakım masrafları vesaire daha az olabilir ama günün sonuna baktığınız zaman yakıt tarafında hesapladığımızda elektrikli otomobillerin batarya değişim ücretini dahil ettiğimizde dizel otomobillerden daha pahalı bir yakıt tablosu önümüze çıkıyor arkadaşlar. Bu bir gerçek. Tabii ki şu var. Elektrikli otomobiller yapısı gereği masraflı değil. Sonuçta elektrik motoru basit bir yapıya sahip. Genel itibariyle yazılım tarafında bazı karmaşıklıklar olabiliyor. Zaten elektrikli motor dediğiniz rotor stator direkt olarak çalıştırıyorlar bunu komutlarla. Ama söz konusu içten yanmalı motorlar olduğu zaman tamamen farklı bir yapı karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla çok fazla masraf olabiliyor. Çok fazla parça olduğu için çok fazla parça değiştirme ihtiyacı duyabiliyoruz. Bu noktadan baktığımızda yine elektrikli otomobiller her türlü geleceğin teknolojisi olarak duruyor arkadaşlar. Türkiye'de de dediğim gibi yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı. Artık yollarda çok fazla tok görmeye başladık. Yani ben evden çıkıp işe gelene kadar bile belki 10 tane tok görüyorum. Belki 5 tane tok görüyorum. Ve genel olarak AVM'lerde de gittiğimde özellikle bakıyorum arkadaşlar şarj istasyonlarında vesaire hep toklar oluyor. Önümüzdeki süreçte muhtemelen yeni yılda biliyorsunuz tekrardan tok satışı açılmış olacak. Yeni yıla kadar kapalı. Kura çektiler. 20 bin taneyi verdiler. Şu anda onların tedariğini sağlıyorlar. Yeni yıldan sonra tekrardan satışı başlayacak ve ondan sonra ben yollarda çok daha fazla tok göreceğimize inanıyorum arkadaşlar. Sizin de bu konu hakkında yorumlarınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince yine sizlerin yorumlarına destek olmaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.